Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda size yetiştirilebilen mantarlarla ilgili bilgiler vermek, bunların yetiştiriciliği konusunda nelere ihtiyacımız var, hangi ürünlerle bu mantarları yetiştirebiliriz ve bunun maliyeti ne aralıktadır? Bu videoda size bunlardan bahsedeceğim. Videonun sonlarında bu ürünü yetiştirmek için gerekli olan bir ürünü bu videoyu beğenip altına yorum yapan arkadaşlardan birine hediye edeceğiz. Haydi şimdi mantar nedir? Bir ona bakalım. Bildiğiniz gibi mantarlar yenilebilen mantarlar, yenilemeyen mantarlar ve pek çok çeşidi olan bir canlı grubu. Ne hayvanlar ne bitkiler sınıfına giriyor. Bu bambaşka değişik bir canlı sınıfı. Ve bu sınıf içerisinde biz bu canlıların bazılarını tüketebiliyoruz. Yenilebilen mantarları doğadan toplayabildiğimiz gibi aynı zamanda suni olarak doğadaki ortamı yaratıp bu mantarları bir oda içerisinde de yetiştirebiliyoruz. İşte bu oldukça kazançlı bir iş olabiliyor. Bunun için mantar yetiştiriciliğini öğrenmemiz gerekiyor. Mantarı yetiştirmek için nelere ihtiyacımız var onları bilmemiz gerekiyor. Biraz mantarı tanımamız gerekiyor. Burada yetiştirilebilen, suni ortamda yetiştirilebilen mantarlar içerisinde daha çok istiridye mantarı ile alakalı nelere gerek var, hangi ürünlere ihtiyaç var? Bu videoda ben biraz onlardan bahsedeceğim. İstiridye mantarı lezzet olarak oldukça tavuğa benzeyen bir yapı olarak da oldukça sert, suyunu çok çabuk kaybetmeyen, pişerken mangalı olabilen, farklı yemeklerin içerisine katılabilen bir ürün bu istiridye mantarı. Bazı bitkilerin çok daha hızlı büyümesi için bazı hormonlar verilebiliyor. Ya da genleriyle oynanabiliyor. Ya da hayvanlarla ilgili bazı yemler, bazı hayvanlara yapılan aşılar vesaireler hayvanların çok daha hızlı büyümesini, çok daha fazla et vermesini vesaire sağlayabiliyor. Ancak istiridye mantarı o kadar enteresan bir şey ki bu çok öyle dışarıdan müdahaleyi kabul eden bir canlı değil. Dolayısıyla istiridye mantarı suni ortamda yetiştirilmesine rağmen oldukça organik bir ürün. Ve lezzeti, protein sağlaması ve bunun gibi faydaları nedeniyle tüketici tarafından da tercih edilen bir ürün. Dolayısıyla bu mantarı sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için doğadaki gibi iklim ortamını yaratmamız lazım. Bunun için bir binaya ya da bir kapalı bir alana ihtiyacımız var ve onun içerisinde iklim şartlarını oluşturabilecek enstrümanlara ihtiyacımız var. Altyapı malzemeleri olarak bunlar nemlendirmeyi sağlayacak bir nemlendirme sistemi, ısıtmayı, soğutmayı sağlayacak bir ısıtma ya da soğutma sistemi, oksijen almasını, vermesini sağlayacak bir havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi olmak üzere temel 4 ana elektrikli cihaza ihtiyacımız var. Mantar büyümek ve gelişmek için ihtiyacı olan enerjiyi kompost dediğimiz malzemeden alıyor. Kompost, mantarın köklerini geliştirdiği, büyümek için enerjisini alarak çürüttüğü organik malzemelere ihtiyaç duyuyor. Bu kompostun içerisinde genellikle ağaç talaşı, pamuk, bunun gibi organik malzemeler oluyor. Bu torbaların içerisine yerleştirilmiş olan bu organik malzemelerin içerisine miselyum denilen mantar tohumları diyebileceğimiz mantarlar torbaların içerisine konuluyor. Bu hazırlanılan kompostu bizim kapalı alanımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yerleştirme işi farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Raflı sistem olabiliyor, askılı sistem olabiliyor, çamaşır askısı gibi asılıyor torbalar. Ya da şu şekilde bir karkas hazırlanıp torbalar bunun üzerine yerleştirilebiliyor. Toplama sırasında kolaylık sağlayan farklı yöntemler bunlar. Herkes nasıl tercih ediyorsa o şekilde yapabiliyor. Ama sonuç olarak bazı şeyler, yani özellikle nemlendirme, ısıtma, havalandırma ve aydınlatma çok önemli. Mantarın kök gelişimi sırasındaki istediği iklim ihtiyaçları daha farklı. Gövde gelişimi sırasında istediği iklim ihtiyaçları daha farklı. Dolayısıyla bu iklim şartlarının oluşturulması aynı zamanda takip gerektiren bir konu.
Eğer sizin kurduğunuz sistemler mümkün olduğunca otomatik sistemler olursa, sizin başınızda durup sürekli bunları kontrol etmenize gerek kalmadan kendi kendine iklim şartları sağlayıp en doğru pozisyonu bulup orada devam edebilir sizin ayarladığınız şekilde. Genellikle mantarhanelerde, büyük çaplı mantarhanelerde kullanılan yöntemler bu şekildedir. Şimdi bu ürünleri tek tek inceleyelim. Nemlendirme nedir? Nemlendirme havanın içerisinde bulunan su buharıdır. Suyu havanın içerisine karıştırmanın çok farklı yöntemleri vardır. Mesela suyu hortumla yerleri sulayarak da havanın nemini arttırabilirsiniz. Çok ince buhar şeklinde püskürterek de nemi sağlayabilirsiniz. Spreyleme yaparak da nemi sağlayabilirsiniz. Bunların her biri bir nemlendirme yöntemi ve her biri de işe yarar. Sizin için en doğru olan yöntem hangisi? Onu seçmeniz gerekiyor. Bu işin hem ekonomik boyutu var hem de üretim tercihi yönü var. Mantarların büyüme hızının olumsuz etkilenmemesi için havadaki nem değerinin mümkün olduğunca stabil bir şekilde tutulması gerekiyor. Bu stabilite için de nemlendirme sisteminin oldukça güçlü, içeriği tatmin edecek, sürekli tatmin edecek düzeyde nem üretebilmesi lazım. Dolayısıyla yüksek basınçlı ya da orta basınçlı sistemler bu iş için daha çok tercih edilen nemlendirme sistemleri olmuş oluyor. 20-30 metrekarede neredeyse 1000 tona yakın bir kompostla bir üretime başlanabilir, bir üretim yapılabilir ve bu üretimde düşük basınçlı sistemlerde kullanılabilir. Tabii bu düşük basınçlı sistemleri kullanmak sizi yorabilir. Ama başlangıç seviyesi olarak bu ürünleri kullanabilirsiniz. Yüzlerce belki de binlerce kişi bu şekilde kullanarak üretim yapıyor. Isıtma soğutma için genellikle salon tipi klimalar kullanılıyor ya da klimalar kullanılıyor. Çünkü yılın belli zamanlarında sıcak, belli zamanlarında soğuk isteyebiliyor. Tek bir ürünle hem sıcağı hem soğuğu sağlamak ancak klimalarla mümkün olabiliyor. Havalandırma için farklı fanlar kullanılabiliyor. Mümkün olduğunca havanın temiz olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz mantarlar ormanda yetişiyor. Orman havası gibi temiz bir havanın olması gerekiyor. Mantarlar da bizim gibi oksijen alıp karbondioksit veriyorlar. Yani mantarlar ne kadar temiz hava alabilirlerse o kadar güzel bir gelişim sağlıyorlar. Tabii her havalandırma her defasında içerideki ortamın sizin oluşturduğunuz ısı ve nem şartlarını bozuyor. Dolayısıyla tekrar bu ısı ve nem şartlarının hızla aynı seviyeye getirilmesi gerekiyor. Havadaki kirliliği ölçen cihazlar havadaki oksijen seviyesinin azaldığını tespit edip havalandırmayı otomatik çalıştırabiliyor. Nem seviyesinin düştüğünü algılayan cihazlar nem seviyesinin düştüğünü algılayıp nemlendirme sistemini devreye sokabiliyor. Sıcaklığın düştüğünü ya da arttığını algılayan cihazlarda ısıtıcıyı veya soğutucuyu devreye sokup çıkartabiliyor. Dolayısıyla tüm bu cihazlar birbirleriyle etkileşimli bir şekilde çalışarak ortamı belli bir seviyede tutuyorlar ve mantar için en iyi yetiştirme ortamını sağlamış oluyorlar. Türkiye'de genelde mantarhaneler 100 metrekare civarında bir kapalı alanda yapılıyor. 100 metrekarelik bir alanda gereken elektronik cihazlar ortalama 30 bin dolarla 60 bin dolar arasında değişiyor. Böyle bir işletmeyi kurduğunuzda en önemli giderleriniz, aylık rutin giderleriniz de enerji masrafları oluyor. Elektrik faturası bundaki en büyük yükü oluşturuyor. Klimalar elektrik faturasındaki en önemli enstrümanlar. En fazla enerjiyi klimalar harcıyor. Nemlendirme sistemleri, özellikle bu nemlendirme sistemleri oldukça düşük enerji harcıyor. Bir ampul kadar bir elektrik masrafı var. Havalandırma fanları ve ampuller de çok fazla bir enerji harcamıyorlar. Başlangıç seviyesi mantarhaneler ise 10 metrekare, 20 metrekare, 30 metrekare, 50 metrekareye kadar kapalı alanlarda yapılabiliyor. Garajlar, evin bir odası, bodrum katı bu tür üretim için müsait oluyor. Yılın sadece belli zamanlarında üretim yapılabiliyor bu tür alanlarda. Örneğin ısıtma ya da soğutma gerektirmeyen ilkbahar, sonbahar ayları gibi aylarda klima giderleri olmaksızın bu üretim yapılabiliyor. Bu üretim için ise sadece bir nemlendirme sistemi almanız yeterli olabiliyor.
Başlangıç seviyesi bu girişiminizi biraz daha yarı profesyonel bir seviyeye taşımak için bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Bu cihazlarla nemlendirme, havalandırma yapılabiliyor, otomatik olarak yapılabiliyor ve size üretiminizde çok fazla fayda sağlayabiliyorlar. İşte biz de bu videoyu beğenen, abone olan, yorum yapan izleyicilerimizden birine tıklayarak inceleyebileceğiniz ürünü hediye olarak vereceğiz. Herkese sağlık, afiyet, kaliteli bir yaşam ve bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.